Herkese selamlar arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız canlarım benim, umarım hepinizin keyifçikleri yerindedir arkadaşlar. Evet, bugünkü videomuzda sizlerle 3.1 güncellemesiyle Miramar haritasına gelen yenilikleri inceleyeceğiz canlarım. Evet, hemen yeniliklere geçmeden önce kanala hala daha abone olmadıysanız kanala abone olmayı, videoya like atmayı unutmayınız canlarım. Yine alttan geçen sosyal medya hesapçıklarını da takip ederek bana ve kanalıma destek olabilirsiniz canlarım. Evet, şimdi öncelikle arkadaşlar Miramar haritamıza şöyle size haritayla beraber göstereceğim. İki tane yeni bölge eklemişler. Birincisi kamyon durağı, truck stop diye bir yer. Fotoğrafı burada görüyorsunuz. Haritada da lokasyon olarak tam olarak burada bulunuyor. Bir diğer bölgemiz de Partona. Onun da fotoğrafı böyle bir şey, gördüğünüz gibi böyle halka halka genişleyen bir yer. Adada bulunuyor bu da. Lokasyonu da burada gördüğünüz gibi. O zaman hazırız. Yeni mekanları, Miramar'daki yeni mekanları yerinde görmek için hazırız canlar. Hemen map'e doğru geçiyoruz. Let's go. Uçak bir tık uzak geçer ama sıkıntı yok, atlayacak artık. Araba alıp giderik yerimize. Öyle uzak olması belki daha iyi olur. En azından adamlar madamlar olmaz. Adamlarla uğraşmayız, rahat rahat keşfimizi yaparız canlar. Bir tane monster truckçık buldum arkadaşlar. Geldik mekana da geldik. Bizi direkt bir Meksikan şapkası. Direkt gözüme ilişti o Meksikan şapkacı barikada. Evet, mekan böyle bir yer. Bu ne lan? Oha be kardeş, girer kandan mekana tuvaletlerle karşılaşma. Korkunçtu. Evet, şeyciklerimiz var, böyle ambarcıklarımız var. Gördüğüm kadarıyla güzel. İçerisinde lootçuklarımız var. Harika. Orta bölgelerinde de bu kavırcıklar var. Tamam, duvarlar eskitme. Güzel mekana benziyor. Güzel fightlar olacak diye düşünüyorum. Bu arada lootçumuzu da yapalım. Fight might bir şey çıkarsa. Hani ortada konteynerler, forkliftçikler. Güzel yani, buralarda cover'ı bol olan fightlar dönecek diye düşünüyorum. Güzel olmuş. Buracıkları güzel olmuş. Devam edelim bakalım başka neler varmış. Evet, bölgeyi ikiye ayıran bir yol var. Evet, bak bu yol bölgeyi ikiye ayırır arkadaşlar. İki tane girişi var. Şöyle bir sağ tarafta aşağıda mekan. Bir de sol tarafta. Ana girişi gördüğünüz gibi sol tarafta, şu yolun oradan girişi var. Aynen. Aynen, gördünüz. Evet, işte burası girişi arkadaşlar. Gayet güzel. Gayet güzel. Meksikan şapkacı da buradaydı. Genelde böyle bir Meksika havası var buralarda. Evet. Güzel arkadaşlar, yani böyle şu coverlar kullanılabilir. Yine böyle burada bir pansiyon gibi bir şey var. İçeride odalar var. Aynen, otel odacıkları, pansiyon odacıkları. Güzel güzel. İçerisinde lootçuklar. Odalar arası geçiş var. Yok, odalar arası geçiş yok. Okey okey. Okey, arka tarafında ne var? Evet, pansiyonun girişi gibi düşünebiliriz. Hemen girişte sol tarafta demek bir pansiyoncuk var. Buradaki odalardan, otel odalarından lootlarımızı da yapabiliyoruz. Gayet güzel olmuş. Odacıklar. Aa, ne güzel olmuş yataklar. Ana. Tuvalet banyoda içeride. Gayet güzel olmuş. Gayet güzel olmuş. Bütün odalar aynı mı? Aynen. Hemen hemen bütün odalarda aynı hikaye. Güzel güzel güzel. Evet, mekanın alt tarafına, yol ayrımının alt tarafındaki bölgeye de geçtiğimizde bakıyorum işte, yani truck tamir yeri. Kamyon tamir yeri, gayet gördüğünüz gibi geniş hangarcıklar bizi burada karşılıyor. Ve benzinlik, işte benzinlik burada. Artık benzinlikten aktif hale gelmiş arkadaşlar. Şu benzinlikler aktif hale gelmiş. Ve buradan
benzin alabiliyoruz. Yalnız takos. Her yerde takos var be arkadaşlar. Takos mekanı. Acılı seven arkadaşlar takos gayet iyidir. Takos mekanları. Aynen bakın burası. Evet bildiğim benzinlik ama değişik. Bunun arka tarafından çıkışı yok. Gayet ilginç. Bildiğin depo var ve çıkışı yok. O yüzden içeriye girerken arkadaşlar dikkat edin. Özellikle pusuculara çok dikkat etmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Burada da küçük garajlar, az önceki girişte olan garajların aynıları da buralarda var. Evet kardeşim, bir diğer yeniliğimiz de yeni satış dükkanları. Sanırım burası orası, evet aynen. Evet, gördüğünüz gibi oyun başı ve sistem tarafından belirlenen belirli lootların satışını yapabiliyoruz. Mesela şu an bende bir tane molotof var. Bunu satarak iki tane para alabiliyorum. Ve alışverişimi o şekilde de yapabiliyorum. Güzel bir yenilik oldu bence. Bence gayet güzel bir yenilik oldu. Üzerimizde fazla loot alıp bunları satıp paraya çevirebileceğiz. Gayet güzel, mantıklı olmuş. Sevdim bu hareketi de. Evet kardeşim, kamyon durağı böyle bir bölge. Gördüğünüz gibi girişi böyle. Tam böyle vadinin altına kurulmuş güzel bir bölge oldu diye düşünüyorum. Devam edelim yeniliklerimize bakmaya devam edelim arkadaşlar. Kardeşim hacıya kadar geldikten sonra şu sarı miradonun varlığına bakmadan gidemez değil mi? Evet, sarı miradomuz duruyor. Sarı miradomuz duruyor. Güzel. Bu önemli. Güzel havamızı yapabiliyoruz arkadaşlar. Bu sarı mirado. Altın mirado. Severiz. Kullanmasını da severiz. Devam edelim bakalım. Başka nelerimiz var? Sıra geldi Bartona'ya. Evet. Bildiğiniz gibi alttaki adacıklardadır. Böyle köprüden girebilirsiniz. İki tane de sağında ve solunda yeni hava hatları var arkadaşlar. Böyle haritacıyı da açayım size. Haritada da gördüğünüz gibi yerleri mevcuttur arkadaşlar. Tamam, kullan. Evet, gayet güzel böyle hızlı bir şekilde köprüyü de geçebiliyoruz. Gayet süratli ama hızlı geçer. Güzel, güzel. Ben beğendim bu işi. Böyle bunları da kullanarak hızlı bir şekilde transferlerimizi yapabiliyoruz arkadaşlar. Artık Partona'ya geçelim. İkinci mekanımıza geldik arkadaşlar. Gayet Miramar biyomuna uygun bir yer. Tam böyle ortaya doğru gitmek istiyorum çünkü gördüğüm kadarıyla ortada bir tane meydan gibi bir yer var. İşte tam burası kilisenin yanı. Burası meydanıdır. Çarşı, pazar, karnival yeri gibi oldu. Güzel oldu. Tam böyle ortadan dış tarafa doğru halkalar şeklinde yerleşim binaları mevcut arkadaşlar. Gayet güzel. Yine mekanda yeni satış noktası var. Evet. Tienda. Tienda. Ne acaba bu ya? Bunu araştırırız sonra. Evet. Burada da öyle satıp yine az önce belirttiğim gibi alabiliyoruz arkadaşlar. Bence mantıklı. Gayet güzel oldu bu olay. Devam edelim. Yine bu bölgede de benzinliğimiz var. Buradan da benzinlerimizi doldurabiliyoruz. Alan da gelmeye başladı. Çok güzel oldu. Bol bol alışveriş yapılacak mekan var arkadaşlar. Çarşı pazar diye düşünebiliriz burayı. Standlar falan var etraflarda. Binaların iç tarafında. Gayet güzel. Ben beğendim yani burayı. Garajları da var. Evet, takos. Her yerde takos var. takos yiyen var mı aranızda? Varsa yorumlara sizler de yazın arkadaşlar. Dur bir ilaççık içelim de gezmeye devam edelim. Bakalım yenilikler var mı? Evet, alt girişi. Sanırım burası alt girişi. Alt girişinde böyle bir tabelacıklar var. Ve yan tarafında da bir park yeri var. Burada bir araç buldum. Güzel. Hemen gidelim benzincik basıp alana doğru ilerleyelim arkadaşlar. Partona'da böyle bir yer. Bence gayet güzel oldu. Miramar'daki bu boş bölgeleri doldurmak adına yapılmış güzel bir hareket. Bak buradan araba da alınabiliyormuş. Gayet güzel. Ha bak garajcık da güzel oldu. Diğer yeni bölgede de garaj vardı. Tamam, benzinimizi basıp gidebiliriz arkadaşlar. Ve en büyük eksiklik. Miramar'ın en büyük eksikliğini bence artık... Dur bir dakika. Mark the location. Gidebilirler arkadaşlar. Planörü de artık Miramar'a eklediler. Bu çok güzel oldu. Artık Miramar semalarında planörümüzde yolculuk yapabileceğiz. Bu çok güzel oldu. Ve son genel olarak 3.1 güncellemesiyle gelen silah düzeltmeleri, iyileştirmeleri var. Artık otomatik silahlarda AC-32 ve M762'nin sekmesini azaltmışlar arkadaşlar. Ki bence bu çok önemli bir güncelleme oldu.
Yine DBS'te hasar çıkışı azaltılarak bir değişiklik yapıldı. Hafif makinelerden P90 da kendi özel mermisiyle beraber artık bir drop silahı oldu canlarım. Bizlere bu kadar avantaj sunan PUBG tabii ki bizleri zorlayacak bir zorlukla, kum fırtınaları ile zorlayacak arkadaşlar. Bu fırtınada kalırsak canımız azalarak ölebiliriz. Bu yüzden korunaklı evlere kalmamız gerekiyor veya alandan hızlı bir şekilde kaçmamız gerekiyor. Oyun içerisinde kum fırtınasına denk gelemediğim için sizlere gösteremedim. Kusura bakmayınız canlar. Evet, ben videocuğumu artık burada tamamlıyorum arkadaşlar. PUBG Mobile 3.1 güncellemesinin Erangel'daki etkileri, yeniliklerini hep beraber izledik. Umarım video hoşunuza gelmiştir. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı unutmayınız canlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. TRG Gaming'le kalın. Arrivederci.